Ve şimdi hep birlikte İsa Mesih'e koca bir alkış verelim. Sevgili dostlarım, bugün büyük bereketlerle dolu bir gün olacak. Ekranları başından bu programı izleyenleri sonuna kadar bizimle kalmaya davet ediyorum. Çünkü Rab bugün hayatınızda çok büyük işler yapacak. Kutsal kitaplarınızda Sefenya 3. bölümü açın lütfen. İsa'nın adını çağırmaya ihtiyacı olan herkes için cennetten gelen bir mesajı okuyacağız şimdi. Rab'be ait olup size vaaz edilen şeyleri biliyorsanız, şeytanın artık hayatınızda bir dakika bile daha fazla kalmasını istemezsiniz. İsa'nın size verdiği güçle kötü ruhları kovduğunuzda gitmezlerse bu çok hayal kırıklığına uğratıcı olabilir. Ama bunun sebebi hazırlıklı olmamanızdır. Rabbin birazdan bize göstereceği şey bu konuda çok yardımcı olacak. Şimdi dostlarım hep birlikte Sefenya bölümünü açalım sizlerden. İsa Mesih'in adında. Şimdi Sefenya bölümü 3. bölümü açalım ve 9. ayeti okuyalım. Bakalım ne diyor? Sefenya 3:9. O zaman hep birlikte beni adımla çağırmaları, omuz omuza bana hizmet etmeleri için halkların dudaklarını pak kılacağım. Bu gerçekten de harika. Pak olmayan dudaklarla hiç kimse Rabbin adını çağıramaz. Eğer bunu yaptığınızı düşünüyorsanız anlamsız boş sözcüklerle yapmış olursunuz. Rabbi tam bir mesedişle çağırmalıyız. Aksi halde Rabbin gücünü harekete geçiremezsiniz. Rabbe yakaran bir çocuk gibi safça dua etmelisiniz. Eğer her şey sizin için her geçen gün daha da kötüye gidiyorsa, belki de şöyle diyorsunuz. Doktor Suarez, benim için hiçbir çıkış yolu yok ama böyle diyen birçok kişi bize geliyor. Yaklaşık 15 yıl önce bir gün bir doktor beni aramıştı. Demişti ki, Doktor Suarez, elimden gelen her şeyi yaptım. Oğluma bildiğim her türlü tedaviyi uyguladım. Ama onu kaybediyorum. Eğer böyle giderse birkaç saat içinde onu kaybedeceğim. Rabbe şükürler olsun. Dudaklarım tıpkı bu ayette söylendiği gibi paktı ve dedim ki doktor şimdi her şey değişecek. Kesinlikle emin olabilirsin. Oğlunun durumu şimdi değişecek. Dua ettim ve birkaç dakika sonra arayıp teşekkür etti. Rab ilahi bir şekilde duruma müdahale etti. Bir anne olarak o elinden gelen her şeyi yapmıştı ama oğlu ölüyordu. Bir doktor olarak herhangi bir hastasına yapabileceğinden belki de daha fazlasını yapmıştı ama elinden başka bir şey gelmiyordu. Hiçbiri işe yaramamıştı. Çoğu zaman bizim de başımıza bunlar gelir. Ama pak dudak tam olarak ne demektir? Peygamber Yeşaya 6. bölümde Rab Tanrı'nın görünümünü görmüştü. Bu çok güzel bir görünümdü. Bizim için tüm gördüklerini yazdı. Bu mesaja tüm dikkatinizi verin. Yeşaya mezmurlardan sonradır sevgili dostlarım. Mezmurlardan sonra Süleyman'ın özdeyişleri, vaiz Ezgiler ve Yeşaya. Yeşaya 6:1. Kral Uziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm. Tahtta oturuyordu. Giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Bu Rabbin görkeminin görüntüsüydü. Tanrımızın yüceliğinin ve mükemmelliğinin görüntüsüydü. Her şey böyle bir görünümle başlar. Yeşaya böyle bir görünüm görmüştü. Rab her birimize ihtiyacımız olan şeyi anlamamız gereken şeyi gösterir. Rab bunu kutsal yazılar aracılığıyla yapar. Kutsal yazılardaki bir ayetin bana gösterdiği şeyle size gösterdiği şey farklı olabilir. Çünkü Rab gösterdiği şeyleri ihtiyaçlarınıza göre seçer. Rab bizimle oyun mu oynuyor bu şekilde? Hayır, tabii ki oynamıyor. Rab tüm evreni doldurmaktadır. Ama bize sadece görkeminin bir kısmını gösterir. Yeşaya 6:2-5 arası 2. Üzerinde seraflar duruyordu. Her birinin 6 kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı. 3. Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen Rab, kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. 4. Serafların sesinden kapı söveleriyle eşikler sarsıldı. Tapınak dumanla doldu. 5. Vay başıma, mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir adamım, dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm. Rabbin görkemini gördüğünüz zaman bundan emin olabilmenizin bir yolu vardır. Gerçekten size Rabbin kendisine açıkladığını anlamanızın yolu, Rabbin görkemi ve yüceliği ile kıyaslanınca ne kadar önemsiz olduğunuzu hissetmenizdir. İnsanlar sadece kendilerini önemsediklerinde Rabbi de aşağı yukarı kendileri gibi bir şeymiş gibi davranırlar. Oysa Rabbin görkeminden çok uzaktadırlar ama Rabbin kim olduğunu anladıkları zaman tıpkı vahşici Yahya'nın dediği gibi o yükselmeli bense alçalmalıyım derler. İnsanlar evrenin kralının büyüklüğü ve görkemiyle kıyaslanınca ne kadar küçük ve önemsiz olduklarını görürler. Yeşaya vay başıma mahvoldum demişti.
Çünkü dudakları kirli bir adamım ve dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Bana ne olacak diye düşünmüştü. Bu durumun farkına varmıştı. Şimdi siz de benimle birlikte Yeşaya bölümünü açın sevgili dostlarım. 6. ayeti okuyalım. Seraflardan biri bana doğru uçtu. Elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. 7. Onunla ağzıma dokunarak işte bu kor dudaklarına değdi. Suçun silindi, günahın bağışlandı dedi. Doktor Suarez, o zaman ağzımın paklanması için Rabbin bir melek gönderip sunaktan aldığı korla ağzıma dokunması mı gerekiyor? Ay, elbette bu sembolik bir anlatım. Yani eski anlaşmadaki her şey bugün tamamıyla sembolik anlamındadır. Bugün paklanma bize nasıl gelir peki? Mesela Rabbin yaşayan sözü vaaz edilirken gelir. Kutsal kitap okunurken ya da vaaz dinlerken Rabbin sözünü anladığınız anda gerçekleşir. Anladığınız şeye dört elle sarılın. Onları ruhunuzun en derinlerinde saklayın. Hayatınızda ihtiyacınız olan cevaplar bunlardır. Rabbin önüne o anlayışla gelin. Şeytanı o anlayışla azarlayın. İmanınızı ve güveninizi o anlayışın üzerine inşa edin. Böylelikle kesinlikle galip geleceksiniz. Rabbin sözü size her açıklandığında en içteki varlığımızı imanla doldurur. Dudaklarımızın paklanmasıyla kastedilen fiziksel dudaklarımız değil, dilimizdir kardeşler. Ağzımızdan çıkanlar ilan ettiklerimizdir. Rabbin sözünü duyduğumuzda ve Rab bizi imanla doldurduğunda bu paklanma gerçekleşir. Bunun ardından çok daha büyük bir güvenle konuşabilirsiniz. Anladıklarınızdan emin olabilirsiniz. Onları daha güçlü bir şekilde ilan edebilirsiniz. Sözleriniz içinde artık bir ruhsallık barındıracak. Bu ruhsallık sizi şeytanla mücadele ederken güçlendirecek ve tüm sıkıntılarınızın üstesinden gelmenizi sağlayacak. Bu yüzden dudaklarınızın paklanması kesin bir gerekliliktir dostlarım. Şimdi Sefanya'ya geri dönmek istiyorum. Rabbin Peygamber Sefanya'nın ağzından söylediklerini görelim. Sefanya 3, evet 3. bölümdeydik. 9. ayette şöyle diyordu sevgili dostlarım. Halkların dudaklarını pak kılacağım. Sefanya burada neyi haber veriyor? İsa'nın müjdesi insanlara ulaştığı zaman, Rabbin sözü dünyaya ulaştığı zaman, İsa insanların içinde bulundukları günahı temizlemek için bir bedel ödedi. Şeytan insanların hayatlarının üzerindeki egemenliğini kaybetti. İnsanlar hayatlarını İsa'ya teslim etmedikleri sürece şeytanın egemenliği altında yaşarlar. Ne tür bir sıkıntının içinde oldukları hiç önemli değildir. Bu bir zayıflık da olabilir, bir günah ya da aşırılık da olabilir. Ekonomik hayatlarında da bu sıkıntıyı yaşayabilirler ve sıkıntıları onları tutsak eder. Her türlü sıkıntı şeytandan gelir ve bizi tutsak etmek ister. İnsanlar yaşam sevinçlerini kaybederler ama İsa'nın müjdesini duydukları zaman anlarlar ki onları kontrol eden şeytanın gücü ve şeytanın bunu yapmaya hiç hakkı yoktur. Çünkü İsa Mesih zaten şeytanı yenmiştir. İsa'nın müjdesini duydukları zaman bu pak dili öğrenirler. Bu dil hiç kirlenmemiştir. Hiçbir dini felsefe onu kirletmemiştir. İnsanların düşünceleri ona bulaşmamıştır. İyi niyetle ya da kötü niyetle insani felsefeler ona girmemiştir. Tek önemli olan şey Rabbin sözüdür. Yürekleri bu şekilde paklanan insanların dudakları da paklanmış demektir. Peki ne yapmak için bu güç onlara verilmiştir? Sefanya 3:9. Halkların dudaklarını pak kılacağım. Bu herkes için. Hiçbir istisna yoktur. Rabbin işinde asla ayrımcılık yoktur. Rabbin evindeki çocuklar arasında hiçbir fark yoktur. Hiçbirimiz bir diğerinden daha ayrıcalıklı ya da daha önemsiz değiliz. Her birimiz tamamen eşitiz kardeşler. Hepimiz Rab Tanrımızın gözlerinde tamamen aynıyız. Rab bizleri kendi inisiyatifinde kullanır. Rab tarafından kullanılabilmek için güçlendiriliriz. Rabbin planına dahil olan tüm kadınlar ve erkekler aynı konumdadır. Bazı insanlar kanserle mücadele eder, bazıları başka tür acının sarsıntısıyla uğraşırlar. Kimileri de iş yerindeki bir sorunun saldırısına uğrarlar. Ama bu pak dili edindiğimiz zaman bu dil bizi yükseltir. İsa'nın müjdesi olan bu pak özgürlük yasasını anladığımız anda Rab Tanrımız tarafından güçlendiriliriz. Bu güçle zaferimizi ilan ederiz. Tüm kötülüğü kovar ve bereketlerimize erişiriz. Şeytana artık bitti, sana ait ne varsa al ve buradan çık git deriz. O zaman ne olur biliyor musunuz? Şeytan neyi var neyi yoksa toplar ve gider. Çünkü artık dudaklarınız paktır. Rabbin işini yapmak için imanla güçlendirilmişsinizdir. Peki ayet ne diyordu sevgili dostlarım? Şimdi dönüp hep birlikte tekrar bakalım. Sefanya 3:9'a tekrar dönelim. O zaman hep birlikte beni adımla çağırmaları, omuz omuza bana hizmet etmeleri için halkların dudaklarını pak kılacağım. Yani herkesin Rabbi adıyla çağırmaya hakkı vardır. Rabbi adıyla çağırmak demek onu tüm yüreğinizle aramak demektir. Rabbi çağırmak demek onu hayatınıza almak, Rabbin işini hayatınıza geçirmek demektir.
Peki bunu neden yapıyoruz? Sefenya 3:9. Omuz omuza bana hizmet etmeleri için. Kardeşler, Rab herkesin ona şükretmesini istiyor. Herkes tamamen kurtulacaktır. Herkes cömertçe ve bolca bereketlenecek. Müjde tam olarak bununla ilgili. Müjde bir dil değildir. Rab kimseyi bir dini bırakmaya ya da başka birine geçmeye zorlamıyor. Rab din konusuyla ilgili hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Müjde Rab Tanrı'nın bize yaptığı açıklamadır. Bizi tamamen yeniler ve iyileştirir. Bizi ayaklarımızın üzerine kaldırır. Gerçek bir zaferli yapar. Rab'be gerçekten hizmet edebilen insanlar olmamızı sağlar. Bunu herkesten daha iyi olduğumuzu düşündüğümüz bir ruhla yapmayız. Övünmek gibi olmasın ama Rab hayatımı çok bereketlendirdi. Çünkü ben herkesten çok hak ediyorum. Böyle bir şey yok. Her şey Rab Tanrımızın merhameti ve lütfu sayesinde olur. Bu yüzden tüm bunları alçak gönüllülük ruhuyla, alçak gönüllü bir hizmetkar ruhuyla yapmalıyız. Sevgili kardeşlerim, böylece ayağa kalkabiliriz. Rab Tanrımızı hoşnut edebiliriz. Hayatta gerçek zaferlilerden olabiliriz. Rabbin bize söylediği budur. Melek yaşayanın dudaklarına dokundu ve günahlarını temizledi. Artık hiç günah kalmamıştı. Bizim günahlarımız da Rab Tanrı'nın sözünü duyduğumuzda temizlendi. Ayağa kalktık, hem de yeni bir varlık olarak. Peki öyleyse iman tam olarak ne demektir? İman kardeşler, yüreğimizde ikna olduğumuz şeydir. Gerçeği bildikten sonra ona ikna olmamızdır. İmanımız olduğunda bunu nasıl açıklayacağımızı bilemeyiz. Bunu nasıl bildiğimizi bilemeyiz. Sadece o şeyin bize ait olduğunu biliriz. Nereden mi biliriz? Bunu açıklayamayız. Sadece içimizde hissederiz. Rab bize bunu söyler. Biri bunu sana kim öğretti derse, kutsal kitabı okuduğumuzu ve bunu Rabbin kutsal ruhundan öğrendiğimizi söyleriz. Kutsal ruh anlayışımızı genişletmiştir ve bazı konularda bereketleneceğimizi söylemiştir. Sorunlarımızın çözüleceğini ve tamamen iyileşeceğimizi söylemiştir. Bu kadar, ama dikkatli ol derlerse onu unutun gitsin. Şöyle deyin, ben zaferimi ilan edeceğim ve Rabbin hayatımdaki işini yapmasını bekleyeceğim. Rab beni yönlendirecek ve ilerletecek. Başaracağım. Bugüne kadar çok büyük sıkıntılar çekiyordum. Çok ağır zamanlar geçirdim. Bugüne kadar bu böyleydi ama artık her şey değişti. Artık ben yepyeni bir kişiyim. Artık dudaklarım pak, artık dilim pak. Dudaklarınız paklanmadan bu hiçbir işe yaramaz. Kapıyı çalarsınız, çalarsınız ama bir türlü cevap alamazsınız. Ama Rab Tanrı'yı pak dudaklarla çağırdığınızda kardeşler cevap alırsınız. İsa Mesih hep böyle yaptı. İsa Mesih bu dünyaya geldiğinde her yerde müjdeyi duyurmaya başladı. Göklerin egemenliğinin en iyi haberini insanlara ulaştırdı. Bu tamamen farklı bir mesajdı. İsa herkese dedi ki, her sıkıntının arkasında şeytan vardır. İnsanlara neden sıkıntı çektiklerini gösterdi. Birçokları onun aklını kaçırdığını düşünmüştü. Ailesi bile böyle düşünüyordu. Bir defasında onu iplerle bağlamak için arkasından gelmişlerdi. Onu bağlamak istiyorlardı çünkü İsa kötü ruhları kovuyordu. İnsanları tutsağı oldukları ruhlardan kurtarıyordu. Bu olayı anlatan Markos 3. bölümü daha sonra kendiniz okuyabilirsiniz. Ona dediler ki, efendim annen ve kardeşlerin geldi, seni arıyorlar. İsa onları yine şaşkına çevirdi. Dedi ki, annem kim, kardeşlerim kim? Bu kez kesinlikle aklını kaçırdığını düşünüyorlardı ama gerçek böyle değildi. İsa gerçeği söylüyordu. Dedi ki, benim annem, benim kardeşlerim, babamın isteğini yerine getirenlerdir. Yani başka bir deyişle ailesinin Rabbi hoşnut edenler olduğunu söylüyordu. Görülebilecek en büyük sabırla insanlara gerçeği göstermeye başladı. Dedi ki, bir şeyi anlamanız gerekiyor. Kimse güçlü bir adamın evine ilk önce onun ellerini kollarını bağlamadan giremez. Önce o adamı bağlarlar, sonra içeriye girip evini soyarlar. Böylece hiç zarar görmezler. İsa bu gerçeği bize öğretmeye çalışıyor. Rabbin sözünü iyi düşünmeliyiz. Tıpkı bugün burada öğrendiğimiz derslerde olduğu gibi. Rab, evet bu doğru Rab. Belki diyorsunuz ki, birçok bereketimin bana ait olduğunu ilan ettim ama imanın ne demek olduğunu bilmiyorum. O zaman söyledikleriniz yalnızca anlamsız sözcüklerdi. Onlar hiçbir işe yaramaz. Ama artık bu böyle olmayacak. Artık ilan ettiğiniz şeyleri Rabbin sözünün vaatlerine göre edeceksiniz. Eğer kutsal yazılarda belirtilen belirli bir bereketin size ait olduğunu hissederseniz deyin ki, teşekkür ederim. Rabbin kutsal ruhunun okulundaki en iyi öğrenci olacağım. İsa Mesih'in gerçek bir öğrencisi olacağım. İsa Mesih, söyle bana, senin gerçek bir öğrencin olmak için ne yapmalıyım? Ruhsal yaşamda hiçbir şey kendi kendine olmaz. Nasıl İsa Mesih'in gerçek öğrencisi olabileceğinizi mi öğrenmek istiyorsunuz? Yuhanna 8:31'i açın dostlarım. Ben İsa'nın öğrencisiyim demek yeterli olmayacak. Yuhanna 8:31. İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. İsa Yahudilere neden böyle dedi? Onlar özel oldukları için. Hayır, çünkü o sırada konuştuğu insanlar onlardı. Hepsi bu kadar. Eğer Brezilya'da olsaydı Brezilyalılara konuşacaktı. Bunu Brezilyalı insanlara söyleyecekti. Eğer Amerika'da olsaydı bunu Amerikalılara söyleyecekti. Eğer Afrika'da olsaydı Afrikalılara söyleyecekti. Söylediği şey herkes için geçerlidir. Dinleyin kardeşler. Kendi kendinizi ben İsa'nın öğrencisiyim diye çağırmanız bir işe yaramaz.
20 yıldır kiliseye gittiği için kendisini İsa'nın öğrencisi olarak gören insanlar vardır. Orada İsa'yı kabul edip kurtulmuşlardır. Ama şeytanın onlara söylediği her şeyi yapmaya devam ederler. Ne kadar zavallı insanlardır onlar. Tamamen kandırılmışlardır. Oysa İsa Mesih'in öğrencisi onun sözüne bağlı kalan kişidir. Gerçekten İsa'nın sözüne bağlı kalan kişilerle Rabbin bir anlaşması vardır. İsa Mesih'ten bunları öğrenen insanlar Rabbin gücüne sahip olurlar. Rab onların ilan ettikleri şeyleri her zaman gerçekleştirir. Rab bize pak dudaklar vermiştir. Rab bize kendini açıklamıştır. O halde onlara tutun, onları yüreğinizde saklayın, en içinizde muhafaza edin. Rab benim böyle biri olmamı istiyor deyin. Şeytanın gelip sizi en karanlık zindanlara sürüklemek istediği zamanlar olacak. Ama şöyle deyin, İsa Mesih, ben eskiden böyleydim evet ama artık böyle olmak istemiyorum. Ben yeni biriyim artık, değişmek istiyorum Rab Tanrı. Sana ait olmak istiyorum, senin isteğini yerine getirmek istiyorum Rab Tanrı. Bunu yaptığınızda yenilenmiş hissedersiniz. Sonra dua etmeye başlayın. Hep daha fazla, hep daha fazla dua edin. Vaiz 8. bölüm 5. ayette bilge kişinin her şeyin yolunu ve zamanını bileceği ve zarar görmeyeceği söylenir. Bu yüzden eğer Rab Tanrı tarafından aydınlatıldıysanız bir şey yapmak için doğru zamanı bilirsiniz. Bu belki sabah erken bir saatte, belki tek başınıza otururken, belki de ibadetin ortasındayken olabilir. Uçak ya da otobüsle seyahat ederken de olabilir. Tam o anda Rabbi adıyla çağırın. Rab size pak dudaklar vermiştir. Dilinizin artık insan düşünceleriyle işi kalmamıştır. İnsani niyetlerle işi kalmamıştır. İnsan dilinin kirliliğinden kurtulmuştur. Bu şekildeyken ayağa kalkabilir ve Rabbin işini yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Ancak bu şekilde kurtuluşa erebilirsiniz. Böylece İsa Mesih'in adında zafer kazananlardan olacaksınız sevgili dostlarım. Unutmayın. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim. Rabbe şükürler olsun sevgili dostlarım. Sizler de daima Rab'de kalın ve Rab size yolunuzu gösterecektir mutlaka. Sakın ondan şüphe etmeyin. Onunla birlikte olduğunuz sürece hayatınız hep normal şekilde devam edecek. İsa Mesih'in adında. Şimdi kalkalım da dua edelim sevgili dostlarım. Sizler için dua etmek istiyorum. Şeytanın üzerinizdeki bütün kötü etkilerini kaldırmak için dua edeceğiz. Hep birlikte benimle olun. İmanınızı benimkiyle birleştirin. Baba, gel ve bu insanlara yardım et. Rabbin bugün aramızda ne kadar harika şeyler yaptığını gördünüz baba. Şimdi senin yüce huzurunda duruyor ve şeytandan gelen her şeyi aramızdan kovuyoruz sevgili Rabbim. Bu insanlara işkence eden, onların ailelerine işkence eden her şeyi kovuyoruz. Sevgili Rab, bu insanların tamamen kurtulmalarını istiyoruz. Şimdi İsa Mesih'in adında dua ediyoruz baba. Bu isimde bize verdiğin ruhsal yetkiyle senin işini yapıyoruz. Baba, ellerin dokunuşuna ihtiyacımız var. Burada birçok insan senin ellerinin dokunuşuna ihtiyacı var. Göğsünde sıkışma hisseden birçok kişi olduğunu hissediyorum. Bu kişinin şimdi kurtulmasını istiyorum İsa Mesih'in adında. Mucizelere inanır mısınız? É, Jesus! Que bonito! Que coisa linda, pessoal! Que bonito! Esse Jesus é lindo! Como é que é o seu nome? Marcelo. Marcelo, você tá curado, Marcelo. Tá enxergando bem agora? Televizyon kameralarının gözü önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar. Ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor Suarez'le mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin, mucizenizi alın.